Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Yepyeni bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük ince bir kutu. Samsung Galaxy S21 Ultra'yı kutusundan çıkaracağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Apple iPhone 12 modelini çıkarmıştı. O çıkardığı dönemde Samsung onunla dalga geçmişti. Kutu incelttiği için ve kutudan işte adaptördü, kulaklıktı gibi aksesuarları çıkarttığı için. Ama ne oldu? Gün oldu, devran döndü. Samsung da aynı hamleyi yaptı. Gördüğünüz gibi çok ince bir kutu var. Şimdi belki kafanızda o inceliği düşünemiyor olabilirsiniz ama mesela şu an Fan Edition'ı var elimizde. Şimdi görüyorsunuz iki ürünün kutusunu da yan yana koyalım. Artık kutular da yarı yarıya, şöyle göstereyim hatta, yarı yarıya incelmiş, hatta yarıdan da fazla arkadaşlar. Şimdi şöyle koyayım isterseniz. Bakalım. Yani tam yarıya inmiş ya. Yarı yarıdan fazla değil. Tam yarıya inmiş durumda kutu içerikleri gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz biz Samsung S21 ailesi için bir ön inceleme videosu yapmıştık. Gittik orada 3 modeli de S21, S21 Plus ve S21 Ultra olmak üzere 3 model vardı. Ailenin en üst modeli olan Ultra'da test merkezimize geldi ve gelir gelmez biz de kutusundan çıkartalım dedik. Artık kutudan da bir şey çıkmıyor ama biz yine de çıkartacağız, onu söyleyeyim. Şöyle tırnaklarımız var. Yani tırnaklarım derken şu aksesuar bölümümüzün stickerlarımız var. Stickerları açmaya çalışıyorum tırnağımla ama pek başaracağım gibi görünmüyor. Biraz sağlam yapmışlar galiba. Şöyle açalım. Evet, şöyle çıkarttık. Biraz daha açalım. Bu tarafını açtık. Sıra geldi bu tarafa. Bayağı da sağlammış bu arada bunlar ya arkadaşlar. Ben bu kadar sağlam olabileceklerini tahmin etmiyordum. Sıradan bir kağıt gibi de değil bu arada yani. Bayağı bir uğraştırdı beni şu anda. Öyle söyleyeyim. Evet, sonunda açmayı başardım. Bıçak kullanmıyorum dedik ama böyle oldu. Evet, telefon çıktı. Zaten biz daha önce görmüştük telefonu arkadaşlar. O yüzden hani sürprizle karşılaşmadığımızı söyleyebilirim. Arka yüzde dörtlü bir kamera var. 5 tane yuva görüyorsunuz ama bu şu tarafı kısım kamera değil. Burası lazer. Fokus yapmayı sağlayan, netlik yapmayı sağlayan bölüm. Şöyle bir plastiğimizi onu çıkartalım mı? Çıkarttık. Bunu attık. Şöyle bir plastiğimiz var. Hazır mıyız? Bunu da çıkarttık. Telefon burada. Telefon dursun kenarda. Zaten dediğim gibi kullandığımız için çok da heyecanlandı olduğumu söylemiyorum. Şöyle bir kutu var. Kutunun içinde küçük bir kutumuz daha var. Sim kart iğnemiz var. Peki burada başka ne var acaba kutu içeriğinde? Kullanım kılavuzu filan. Bunlar standart zaten. Atalım şöyle. Şurada bir şey var. Bir kablo var. Bir güç kablosu çıkıyor olması lazım. Evet. İki ucu tip C şeklinde. Type-C dediğimiz güç kablosu var. Kutudan da başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. İşte bu kadar. Söylediğim gibi Samsung artık kutularına hiçbir şey koymamaya başladı. Kulaklık vesaire yok ama ön sipariş verenlere filan bildiğim kadarıyla Buds Pro hediyesi veriliyor. Yanlış bilmiyorsam eğer, belli bir tarihe kadar, zamana kadar. O şekilde alırsanız, eğer ön sipariş verdiyseniz ya da o süreyi kaçırmadıysanız bu ürünü alabiliyorsunuz. Ama fiyatlar tabii ki epey yüksek. 15 bin lira yakın bir fiyatı var. Bu telefonun detaylı bir inceleme de gelecek. Yani açayım mı? Açayım isterseniz. Aynı zamanda bir de ana menüyü de görelim isterseniz. Söylediğim gibi biz daha önce açtığımız için yeni bir ürün değil bizim için. Ana menüsünü vesairesini görmüştük. Samsung'un kendi One UI 3.0 bulunuyor bu telefonda. Güzel de bir telefon. Bu arada bu siyah renk için bayağı uğraşmışlar. Çok güzel mat bir siyah var. Bununla ilgili böyle bayağı bir uğraştıklarını açıklamışlardı. Lansman videosunda gördüğünüz gibi bayağı bir siyah yani. Mat bir siyah var, hoş bir siyah. Bunun dışında telefonun diğer bölümleri standart olarak parlak bir şekilde tasarlanmış durumda arkadaşlar. Hepsini kabul ediyoruz mecburen. Burayı atlayalım.
kopyalama diyelim. Diğer, kabul et. Burayı da atlayalım. Buraları geçelim. Bitir diyelim ve telefonumuz kullanıma hazır arkadaşlar. İptal et diyelim. İşte bu şekilde bir ana menü bizleri karşılıyor. Bu arada telefonda eSIM özelliği var ve 5G özelliği var. Onu söylemiş olalım. 12 GB'da RAM'in olduğunu belirtelim. Bir de 16 GB sürüm var ama Türkiye'ye henüz gelmedi. Bunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Snapdragon 888 var ama Türkiye'de Exynos 2100 de satılıyor arkadaşlar. Klasik olarak diğer Samsung ailesinin diğer bu tarz S serisi, Note serisinde olduğu gibi. Onun dışında işte bütün özelliklerini oluşturuyor. Bu arada bu ürünün bir de S Pen aksesuarı var. Şu an Türkiye'de var mı emin değilim ama muhtemelen getireceklerdir. İstiyorsanız kalemle de kullanabildiğinizi belirtelim. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. O gün gelene kadar Samsung Galaxy S21 Ultra ile ilgili merak ettiğiniz soruları bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz ve elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.